Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Cahillik. Neden öyle öfkeyle söyledin? Çünkü nefret ediyorum cahil insanlardan. Ne varsa başımda cahil insanlardan geliyor. Teşekkür ederim. Cehalet, cehalet, cehalet. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Geçimsizlik. Türkiye'nin en büyük problemi... Aynen bence de. Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Erdoğan. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Erdoğan. Ekonomi. Türkiye'nin en büyük problemi nedir diye soruyorum. Vallahi Erdoğan. Erdoğan. Merhaba, durun durun. Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? Ekonomi. Sizce? Ekonomi. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Mutlu olmaya çalışmamak ve sevgisizlik. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Para. Para. Evet. Parasızlık mı, para mı çok? Parasızlık. Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? Yoksulluk, açlık. Açlık. Biz soruyoruz vatandaşa, açlık yok, yoksulluk yok diyorlar. Kim diyor onu ya? Şurada her gün her şeye zam geliyor. Hatta şöyle diyorlar, madem vatandaş bu kadar aç, bu kadar sokaklar, restoranlar neden dolu? Valla ona hiçbir fikrim yok ama her şey ateş pahası yani. Yani normal vatandaş için artık geçinmek çok zor yani. Ben babamdan emekli maaşı alıyorum. Zam geldi, geldi, geldi. Ancak 4700 oldu. Ne yapacağız 4700'de? Şükredeceğiz. Şükredeceğiz ama yetmiyor. Ne kiraya yetiyor, ne hiçbir şeye yetmiyor. Çok teşekkür ederim canım. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? İşsizlik, enflasyon, zam, her gün gelen zamlar, her gün değişen etiketler, köylerden kente göç olması, kentlerde ulaşım sorunu. İşsizlik dediniz, oradan hemen konuşmaya devam edeceğim. Madem işsizlik varsa bu kadar eleman aranıyor yazısı neden hala var diyorlar? Ya çünkü insanlar fazlaca 8'den fazla 10 saat, 12 saat çalışıyorlar ve hakkını alamıyorlar. Hakkını alamadığı için insanlar iş bulamıyor. Veya da çalışanları sevmiyorlar. Şirkete katkı %30 bir geliri varsa ve bu adam girip şirkete %90 bir gelir sağlıyorsa, katkı yapıyorsa hemen o insan işten çıkarılıyor. Çalışanlar sevilmiyor bu ülkede. Türkiye Atatürk'ün Türkiye'si olmaktan çıktı. Hırsızların, kapkaçların, tüccarların ülkesi oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Hükümet. Hükümet. Niçin böyle düşündünüz? Herkes gibi düşünme özgürlüğü var biliyorsunuz değil mi? Gördüğünüz zamları gördünüz, hayat pahalılığını gördünüz. İnsanlar ne halde? Teşekkür ederiz abi, bu da sağlık. Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Bence ekonomi. Türkiye'nin en büyük ekonomi. Yani yanlış yönetilen bir ülkede olduğumuz için. Yani onlar her şeyi yanlış yönetiyorlar da. Öncelikle nasıl diyeyim, halk. Yani bizim gibi düşünen insanlar, yani Kadıköy'de bulunan insanlar %40-50 olarak efendim ülkenin geleceğine endişe ediyoruz. İşte yarın öbür gün ne olacak, ne olacak falan biz bunu endişe ederken ama halkın %90'ı da ekonomiden endişe ediyor. Yani dolayısıyla ekonomi diyebiliriz. Madem ekonomi kötü, bu kadar dışarıda insan nasıl gezer, nasıl restoranlara gider diye soruyorlar bize. Siz ne düşünüyorsunuz? Restoranlar dolu, kafeler dolu, bunun bir ekonomiyle bağlantısı olabilir mi? Şimdi şöyle olabilir, çünkü şu Türkiye halkının %1'i ekonominin %40'ını eline falan sahip. Yani dolayısıyla burada şimdi ekonomi kadar bozuk olursa olsun buraya Kadıköy'e gelip burada işte rakı içebilecek, bir sürü para ödeyebilecek. Yani atıyorum işte bugünün şartlarında 3.000, 4.000, 5.000 lira hesap ödeyebilecek insan sayısı şu an İstanbul'da 100.000'lerle ifade ediliyor. Yani Kadıköy'de burada yani 100.000 tane insan olması onları ödeyebilecek çok normal. Çünkü Türkiye 80 milyon. Türkiye hani öyle bir şey gibi, Yunanistan gibi 10 milyonluk bir ülke değil ki. Yani o 80, yani İstanbul'da 20 milyonluk İstanbul'da 100 bin kişi gelip şu Kadıköy'de gelip biz ya canımız sıkıldı, hadi gelin rakı içelim dese burası şenlenir. Zaten burası kafeler doluyor diyorsun. Ya kafe bunlar da oluyor. Ama burada göre insanların ben birçoğuna bakıyorum. Bunların birçoğu zaten o şey kafasında falan değil. Hani 70'li kafasında değil. Biz az önce oturduk. Orada bir güzel bir hesap ödedik ama insanların çoğu hep yürüyorlar. Bu tarafa yürüyor, oraya yürüyor, oraya yürüyor. Yani o güzelim, yani Kadıköy'de oturulabilecek balık pazarı mekanında oturan insan sayısı %2, %3. Yani burada insanların yürümesi ekonomi güzel olduğunu göstermiyor. Balık pazarı boştu. Bilgi olarak söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük problemi. Yani kimsenin parası yok yani de şu an ben konuşma yapmayayım. Siz demek ister misiniz? Pahalılık. Pahalılık. Bu pahalılığa bir önlem alınması lazım. Sigaraya da zam geldi. He? İçerken sigarayı düşünüyor musunuz kaç kere? Onu hiç düşünmüyorum zaten. Parası bunun bir şekil oluyor, bulunuyor zaten. İçen insan buluyor zaten. Ekonomi pahalılık dediniz. Vatandaş diyor ki madem ekonomi sıkıntılar var, bu restoranlar, kafeler neden dolu? Siz de bir çalışan olarak neden dolu sizce madem bu kadar sorun varsa? Burası dolu da dolu olmayan yerler de var. Bunlar hep günübirlik yaşayan burası insanlar. Sadece bunlar bugün toz pembe kısımlar mı? Hayır, bugün hafta sonu olduğu için insanlar kendilerine bir zaman ayırdığı için hafta içileri bu böyle değil. Yani cumartesi günü ben 22 yaşında gencim, gezmek istiyorum, gezemiyorum. Gençler hiç beğenmiyor diyorlar, ne düşünüyorsun? O konuda haklılar, evet, beğenmiyorlar. Teşekkür ederim.
Aynen, beğenmiyorlar. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Parasızlık. Parasızlık. Evet. Eğitimsizlik. Eğitimsizlik. Niçin böyle? Eğitimsizlik. Çünkü ben öğretmenim ve bundan dolayı da eğitimsizlik arttıkça ve eğitimsizliğe özendirildikçe insanlar daha kötü durumlara geleceğiz. Çünkü artık şey diyorlar, işte üniversite mezunusun ama kazandığın paraya bak, ben üniversite mezunu değilim. Yani amaç o değil ki. Eğitim bir insanın kendine yaptığı katkıdır. Ne kadar eğitimliyse o toplum o kadar çok gelişir. Öğretmenim bundan kaynak. Evet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Öğretmenler gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır. Sizce gelecek nesil sizin eseriniz mi? Beğeniyor musunuz gelen nesli? Nesille alakalı bir durum değil. Hani bu tamam, sizin anlattığınız şeyi yorumluyorum ben. Size şöyle söyleyeyim. Zaten öğretmenlere o fırsatlar verilmiyor artık. Her evdeki anne zaten ilk eğitim aileden başlar. Anne bir öğretmendir aslında. Ama maalesef anneler artık çocuklara çok basit sosyal kuralları bile öğretmekten aciz. Diğerini ez. Bu yanlış. Bundan kaynaklı da işte öğretmeni bile ezen anneler var. Veliler daha doğrusu. Anneler derken yanlış oldum. Veliler karışıyorlar, eğitime karışıyorlar. Çünkü maalesef bakanlık böyle bir hak tanıdı velilere. Sonradan kapatsa da bunun rüzgarları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Kürt sorunu. Kürt sorunu. Sizce kaldı mı Kürt sorunu? Kaldı. Niye böyle düşünüyorsunuz? Türk-Kürt ayrımı yapılıyor mu hala? Yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü ben Türkiye'nin en uzak yerinden geldiğim Şırnaklıyım. Kendimi yabancı gibi hissediyorum ben burada. Mesela ayrımcılık yapacaklar, ırkçı bize davranacaklar. Onun için tedirginiz biz bir. Hayır, tedirgin olmayın. Kürt Türk kardeştir. Kardeştir ama biraz daha ara ırkçılık yapıyor maalesef. Yapan oldu mu peki? Oldu. Bize yapılmadı ama arkadaşlarımıza yapıldı, insanlarımıza yapıldı. Mesela söyleyelim hep birlikte. Arkadaşlar, Kürt kardeşlerimize ayrımcılık yapmayalım. İstanbul'a gelmiş kendisi. Evet, buraya çalışmaya da geldim. Dolaşmaya da değil de ekonomik sıkıntılardan dolayı. Mesela bizim insanlarımız Konya'da katledildi, Sakarya'da fındık toplamada katledildi. Onun için biraz daha birbirimiz olalım, destek olalım. Teşekkür ederim. İyi günler. Ekonomi, para. Madem bu kadar ekonomik sorun var, bu kadar insan nasıl geziyor diyorlar. Bir şekilde şartlarımız var. Zaten çoğunluğu Türk değil ki. Çoğunluğu Türk değil. Çocuklar, evet, benim. Geleceğini nasıl görüyorsun? Zor. Yani benim 20'li yaşlarımla onların 20'li yaşlarına üzülüyorum. Ekonomi. Ekonomi kötüyse bu kadar insan niye geziyor diyorlar. Burada gezen insanları bir soruşturun bakalım. Kaç kişinde %90 yerli de %90 yabancı ya da %10 yabancı. Kafelerde doluymuş, hep Türk dolduruyormuş bu kafeleri, öyle diyorlar. Ya, öyle. Kimine göre öyle. Ben bak 5 gündür tatile geldim. Hiçbir kafede oturup da ben bir kahve içemedim. Cesaret edemedim. Nereden geldiniz tatile? Urfa'dan geldim diyelim. Evet. İstanbul'da kahve içilmiyor. Ya İstanbul'da değil, hiçbir yerde kahve içilmiyor. Yani nasıl söyleyeyim, cesaret edemiyoruz artık. Bunu da çözüm buldular biliyor musunuz? Evde içecekmişiz kahvemizi. Evde alacağımız kahve de aldık. Hani daha ekonomik oluyor. Yok, o da ekonomi değil. Yani normalde biz kahveyi 2 yıl önce 30 lira alıyorduk. Şu an bence uzun yıllardır almadığım için bence bir 150-200 lirayı buldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin en büyük problemi pahalılık. Madem bu kadar pahalılık var, bu kadar insan nasıl geziyor diyorlar, nasıl alışveriş yapıyor diyorlar. Dertlerini dışarıya atmaya çalışıyorlar. Evin içinde kalsalar daha çok üzülecekler. Bu yüzden geziyorlar. Gezip dolaşıp birbirlerinden güç bulmaya çalışıyorlar. Madem ekonomi bu kadar kötü, bu kadar restoranlar neden dolu diyorlar? Az da olsa gene de sosyal bir hayatın içerisinde var olmak insanı gerçekten güçlü kılıyor. İnsanın insanı görmesi çok güzel bir şey. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Pahalılık yaşamaya engel değildir. Kesinlikle. Pahalılık yaşamaya engel değildir. Bay bay. Çok güzel bir slogan oldu. Çok güzel. Sağ olun. Sevgili izleyenler, videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu izledikten sonra kanala abone olmayı unutmayın. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Yorumlarda buluşalım.